Bu gerçek değil mi? Gerçek bu değil mi? Oyun posun devrilsin Yusuf. Revamı bize çektirdin bu kadar acı ha? Sessiz olun lütfen. Oturun. Ömer Bey, kürsüye yaklaşın. Hüseyin Bey siz de. Siz Hüseyin Demir misiniz? Doğrudur hakim bey. Ben öldü zannedilen Hüseyin Demir'im. Elif'in bir günahı yok. Ona oyun oynadılar. Hüseyin Bey, bu iddia ettiğiniz oyun kim tarafından ve hangi sebeple oynandı? Cevap vermeyecek misiniz? Bir kere adam ol Hüseyin. Bir kere! Yahu söylesene! Kardeşimin hayatını mahvettin sen. Konuşsana, söylesene! Bir kez daha duruşmaya mani olursanız atarım salondan sizi. Peki oradaki ceset kime aitti? Bilmiyorum. Benim yerime koymak için onu... Onu Fatih Dündar öldürdü. Burada olsa hazır mı? 5 numaralı oda hazır. Davut düşük, acele edin. Allah. Mert iyi misin? Kan grubunuz ne? 0 negatif. Babanıza kan vermeniz gerek. Beni takip edin. Gelmiyor musunuz? Mert hadi. Sonradan pişman olacağın şeyler yapma. Ben Fatih'in suçu Elif'in üstüne atacağını bilmiyordum. Gerçi bu saatten sonra kimse bana inanmaz ama. Elif kızım. Yemin ederim bilmiyordum. Bilsem böyle bir şeye müsaade eder miyim ben? Fatih bana kimsenin canı yanmayacak dedi. Ben de inandım. Hakim Bey, ben aileme çok büyük kötülükler yaptım. Anama, karıma, evlatlarıma, kardeşime, onun sevdiğine çok büyük kötülükler yaptım ben. Bunların gözünün içine bakacak yüzüm yok benim. Ama şunu bilin. Elif Denizler masumdur. Masumdur. Sayın Hakim, Hüseyin Demir sadece Fatih Dündar'dan bahsediyor. Tayyar Dündar'ın bu cinayetlerdeki payından bahsetmiyor. Sayın Savunma Bakanlığı,
Ben bildiğiniz gibi sadece Hüseyin Demir cinayetinden mesulüm. Sorularınız ve bu cinayetin arkasındaki sırlar başka bir duruşmada başka bir hakim tarafından görülecektir. İddia makamının şahide sormak istediği başka soru var mı Sayın Savcı? Sorumuz yok Sayın Hakim. Savunma makamının eklemek istediği bir şey var mı? Sayın Hakim, Hüseyin Demir'in yaşıyor olması ve şahitliği müvekkilimin suçsuz olduğunu ispatladığından dolayı beraatını talep ediyorum. Maktul diye anılan Hüseyin Demir'in yaşadığı mahkememizce şahitler huzurunda anlaşılmıştır. Üç ayrı kişiyi öldürmekle suçlanan ve tutuklandığı sırada cezaevinden kaçan Hüseyin Demir'in tutukluluğun devamı için cezaevine gönderilmesine Hüseyin Demir'i öldürmek suçuyla yargılanan Elif Denizer'in hakkındaki bütün suçların düşürülmesine ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Allah'ım sana şükürler olsun. Geçmiş olsun Elif Hanım. Çok teşekkür ederim Hakim Bey. Allah benim belamı versin. Gözünüzden akan her bir yaş için cehennemde kavrulayım ben. Serbest bırakılmadı mı? Nereye gidiyorum? İlk önce cezaevine gideceksiniz. Oradaki işlemleriniz halledildikten sonra evinize gidebilirsiniz Elif. Hakim Bey, ne olur lütfen bir daha oraya gitmek istemiyorum. Hakim Bey, Elif Hanım'ın koğuşta husumetli olduğu biri var. Oraya tekrardan dönmesi demek can güvenliği için sıkıntı olabilir. Durumu siz de biliyorsunuz zaten. Ya buradan bıraksanız. Biz işlemleri hallederiz. Zaten ne zamandır işlemediği bir suçun cezasını çekiyor. Bu zamana kadar haksız yere yatmış zaten Elif Hanım. Telafisi olsun. Tamam başkomiserim. Elif Hanım istediği yere gidebilir. Sağ ol. Teşekkür ederim. Olsun o senin baban. Bak ben de çok kızgındım babama.
Hatta arkasından iyi ki öldü bile dedim. Ama sonra onu öyle çok özledim ki. Bugün onu öyle görünce... Seyredin fakültesinden mezun ederim. Mahir, çekil tekrar. Ne biçim iş yapıyorsunuz bana? Ne biçim iş? Mehmet hadi. Mert nereye gidiyoruz? Doktorla konuşmayacak mıyız? Duymadın mı? Adam domuz gibi sağlam. Bas bas bağırıyor insanlara. Yürü hadi. Bak biz buraya ait değiliz. İyi misin anne? Yani? Bundan sonra ne olacak Arda? Sen şimdi bunları düşünme, yorma kendini. Ömer sana etraflıca anlatır, konuşursunuz. İyiler kazandı, gördün mü? Ha? Gördün mü? Kötüler her zaman cezasını çeker. Hüseyin Demir çekmeye başladı bile mesela. Aslı yavaş. Bu Ömer ve ailesi için büyük bir şok. Ne olur yavaş ol. Çok özür dilerim. Anacığım. Bir şeye ihtiyacınız varsa ben de geleyim sizle. Yok. Benim için endişelenme, gideriz biz. Görmek. Konuşmak istersen bir görüşme ayarlayabilirim. Kiminle? Abimle. Benim büyük oğlum vefat etti. Onu toprağa verdik. Arkasından duasını okuduk. Benim oğlum öldü. Bunu herkes böyle bilsin. Anladım Anacığım. Anladım. Ömer'im. Sen git, Elif'le Asırt gider. Biz gideriz eve. Hadi anne. Hadi. Hadi anacığım gel. Hadi anne. Gel. Şuradan minibüs evine biner gideriz Erde. Ne minibüs Melike abla ya, bizi bırakır mı çocuklar? İbo! Elvan annenleri bir eve bırak kardeşim ya. Hemen komiserim. Biz gideriz evladım. Çocuğu işinden gücünden etmeyin. Elvan teyzem olur mu öyle şey? Zaten çok zor bir gün geçirdik. Bir an evvel eve gidin de dinlenin hadi. Anneme bakarım ben. Ömer'e söyleyeyim, merak etmesin. Kardeşim biz ön taraftayız, hazır olunca haber ver, tamam? Ben işlemler için avukatla görüşeceğim. Tamam. Elif. Gerçekten gidiyoruz. Evet. Gerçekten gidiyoruz Elif. Gidiyoruz, gerçekten gidiyoruz. Sana böyle sarılmak ne güzel, özgürce sarılmak. Çok özledim sizi. Ben de öyle. Lütfer. Sen sevinmedin mi? Hı? Olur mu? Çok sevindim. Dünyalar benim oldu. Ben
size söyleyemediğim için. Neyi? Neyi? Hüseyin'in ölmediğini. Abla ben gerçekten çok özür dilerim. Çünkü ben sana gelip söyleyecektim ama... Sen o adamın ölmediğini biliyordun ve sustun mu Nilüfer? Gerçekten o katil kocanı mı korudun sen? Elif içeride acı içindeyken sen bunu bize söylemedin mi? Gerçekten yaptın mı sen? Aklını mı kaçırdın Nilüfer? Aslı tamam. Fatih benim kocam. Tayyar Fatih'i öldürecekti ben. Bebeğimi babasız büyütmemek için yaptım bunu ya. Ne bebeği? Nilüfer sen... hamile misin? Aferin sana. Gerçekten aferin. Güne imzanı attın. Başarıların bini açtı bugün. Bu benim için çok güzel bir haber. Bugün çok güzel bir gün. Neden bana daha önce söylemedin? Niye söylemediniz? Sen bebeğini yeni kaybettin ya. Ben o yüzden söyleyemedim. Yani ben şimdi teyze oluyorum. Teyze oluyoruz. İkiniz için her şeyi yapacağım. Biliyorsun değil mi? Ama ablan olarak seni uyarmam gerekiyor. İçeride konuşulanları duydun. Fatih adam öldürmekten büyük ihtimalle belki yıllarca hapis yatacak. Sen de muhtemelen bebeğini zaten babasız büyüteceksin. Nilüfer gerçekleri görmekten kaçma. Ne olur. Ama ne olursa olsun ben hep yanınızda olacağım, tamam mı? Anlaştık. Bu sefer gerçekten farklıydı ya. Gerçekten öldürecekti Tayyar onu. O kadın Elif şişlediğinde Elif de ölebilirdi. Sen bazen gerçekten akıl durması yaşıyorsun. Seni anlamaya çalışmak delilik, düşün. Ben bile anlayamıyorum. Az kaldı kardeşim. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Varan bir Fatih'i yakalamaktı. Bu da varan iki oldu Allah'ın izniyle. Şimdi sırada büyük balık Tayyar var. O da varan üç olacak. Abicim burada kilitlisin Fatih. Şu anda Tayyar'ı bu cinayetlerle suç örgütüyle ilişkiye sokacak hiçbir delil yok elimizde. Fatih'i ikna edin diyorsun yani ha? Allah fela ben şunu anladım ki Fatih'i tek ikna edebilecek kişi Nilüfer. Biz ne yapsak boş. Komiserim biz hazırız. Tamam geçin geliyorum. Kardeşim biz Hüseyin abi sorguya götürüyoruz. Sen de peşimizden gelirsin emniyete. Ben gelmeyeceğim abiciğim. Siz sorguya gitseniz daha iyi olacak. Benim için şu anda zaman durdu. Abiciğim benim tek isteğim nişanlımla özgürlüğü kutlamak. Mutluluğunuz daim olsun kardeşim. İyi hadi Fela. Kolombo? Ben kardeşimin özgürlüğünü kutlamak istiyorum ama elimizde sadece bir tane Elif var. Ne yapsak? Ortadan ikiye mi bölsek ha? Vallahi Aslı'cığım hiç sopanı gösterme bana sökmez. Sıranı bekleyeceksin. İlk sırada ben varım. Elif'imi çok özledim. Bugün Elif en çok benim. Tamam, gerisi bizde. Sen bindir arabaya, sonra ekip arabasıyla gelirsin. Tamam. Aferin la çakallar.
Yine yüzümü kara çıkarmadınız ha. Bak kötü adamı yakaladınız. Nasıl gidiyor ortaklar? Yoksa nişanlı mı diyeyim la? He? Oğlum siz ne zaman evleneceksiniz? Evlenin artık. Pek konuşkan gününüzde değilsiniz herhalde. He? Belo? He? Hüseyin Bey, bu konuşkanlığınızı sorguda devam ettirmenizi dileriz. Şimdi susun da herkes işini yapsın. Önce bir şeyler mi içeriz, yer miyiz, ne yaparız, nasıl yaparız? Peki bir şey soracağım, niye ben gelemiyorum? Ben de gelsem ne olur? Elif'im. Hala? Ah benim bir tanem. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Şükür bugünlere. Özgür mü benim kızım? Evet halacığım, özgürüm artık. Allah'a bin şükür. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayalım. Ne sen ne ailemiz. İnşallah halacığım. Kolombo. Bu defa sözünü tuttun. Azıcık şaşırdım. Nedet Hanım. Benim işim suçluları yakalayıp masumları kurtarmaktır. Tabii. Bir tanem, niye duruyoruz burada? Hadi kalkın evimize gidelim. Azıcık bir dinlenirsin, banyo yaparsın, spa mpa ha? Bir şeyler. Bir çaylar demleyeceğim sana, inanamayacaksın. Halacığım, biz Ömer'le beraber vakit geçireceğiz bugün. Akşam da muhtemelen evimizde kalırız. İyi de yavrum, yani resmi nikah falan yok. Ele güne karşı ayıp olmaz mı azıcık? Nedret Hanım, bizim aramızda nikahtan daha güçlü bir bağ var. Merak etmeyin. Zamanı gelince her şey yapılır. Halacığım, Tayyar yakalanmadan düğün yapmak istemiyoruz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben de seni çok seviyorum. Hem de bu Kolombo'dan daha çok. Ne olur ben de geleyim. Söz. Yarın böyle akşam üstüne doğru evde olurum. Söz mü? Söz. Tamam. Tamam, tamam hadi. Benden de izin. Size güveniyorum. Polisler gitti mi? Evet efendim. İfadeniz aldıktan sonra biz de sorguya çektiler, sonra gittiler. Hüseyin Demir'den haber var mı? Neredeymiş, emniyette mi? Evet, sorgudaymış. Bak, punduna getirdiğiniz an Hüseyin'i indirin. Aldığı her nefes ziyan. Fatih Efendi'nin de içeride yediğini bilmem gerek. Ona ulaşacak birini bulun. Vadesi doldu. Onun da biletini keseceğim. Peki efendim. Başla anlatmaya. Ödem yok buna, gelmeyecek mi? Çıkmayacak mı karşıma? Tayyar Dündar'dan başlayalım istersen. Tamam oğlum. Bana tavır alıyorsunuz biliyorum. Haklısınız da. Yatacak yerim yok.
Suçum sabitle. Delilli şahitli. Başıma ne geleceğini bilmiyor mu zannediyorsunuz? Merak etmeyin. Ömer'e de size de yardım edeceğim. Tamam. Şu bellekten başka var mı elinde? Tayyar'a karşı kullanmak için belgeleri sakladığın bellekten. Yedekledin mi? Yok. Kafamı yedekleyip bir kenara saklamak aklıma bile gelmedi oğlum. Lan ne bileyim ben olayların bu raddeye geleceğini de hiç düşünmedim. Peki Tayyar'ı yakalayabilmemiz için ifadenden başka elinden ne var? Tayyar çok tehlikeli bir adamızın. Öyle arkasında iz falan bırakmaz, açığını yakalamak çok zor. Onu sizi ona götürecek bir şey yok benim elimde. Yani bir tek ben varım. Bir de benim sözüm. Hoş, onu da büyük bir kalmadı ya. Bu kadar sahtekarlıktan sonra. Hangi hakim inanırsa. Yeme bizi abi. Bak kaç yıllık polissin. Ya kaç aydır kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsun bizimle. İçinde biraz insanlık kaldıysa bize bir şey söyle. Arda. Oğlum ekmek kuran çarpsın. Bilmiyorum. Vallahi doğru söylüyorum. Ya sende yoksa Fatih'te vardır. Bizi Tayyar Dündar'a götürecek bir şey söyle. Necdet. Fatih'in sağ kolu. Bir şey varsa o biliyordur. Onu yakalayın. Nerede buluruz Necdet'i? Allah biliyor ya sen şimdi onu yerinde unutmuşsun. Kocadı ya, elinize maskara oldu. Bağır oğlum, bağır yakışır. Abi, lütfen söyle. Necdet'i nasıl bulacağız? Abi kuşlar geldi. Haberle... Ne olmuş? Hüseyin Demir dediğin gibi babanı bulmuş. Vurmuş da. Ölmüş mü? Yok. Kanlı canlı hastanedeymiş. Ne? Lan böyle işi... Bu herif dokuz canlı mı çıktı? Nasıl ölmüyor lan bu herif? Bu herif nasıl oluyor da ölmüyor lan? Gerizekalı Hüseyin ne yapmış? Tutuklamışlar. Ondan umudunu kes. Şu ara Tahtalıköy'e gidiyordur garanti. Baban onu yaşatmaz malum. Ne yapacağız şimdi? Hoş geldin. Gel. Bir daha evimize dönemeyeceğim diye çok korkmuştum.
Boşuna korkmuşsun demek. Ömer, ne yapıyorsun? Bu bizim ikinci varımız. Elif Ömer'in yerini almış. Kendini bana bırak. Geldiğimde bana merhaba diyordu. Umutsuzluğa kapıldığımda fotoğrafa bakıp her şey çok güzel olacak Ömer diyordum. Hayalim, bu evdeki kokum, pes etmememi söylüyordu. Evimize ne güzel bakmışsın. Signorina, o kadar yatılı okul, sonra mecburi hizmet, bekarlık hayatı, ev işlerimden anlarım yani. Bilmiyorum, göreceğiz. Tamam, gidip yarın kıyalım nikah, yaşayarak öğren. Çok acıktım biliyor musun? Tamam. Peki burada mı yemek istersin, dışarıda mı? Tabii ki burada. O zaman sen doğruca banyoya. Ben de ocak başına. Ne pişireceksin? Ben sadece merak ettim. Merak etme, buluruz bir şeyler. Aç kalmazsın. Hadi. Ne yapacaksın oğlum Ömer? Ha? Ne yapacağım bir düşün bakalım hadi. Tamam. Tamam Kolombo. Ben o tarifin linkini yolluyorum sana. Hadi afiyet olsun. Elif kurtulmuş, çok sevindim. Evet, sonunda bitti bu kabus. Sen niye apar topar çağırdın beni? Madem öyle istiyorsun, hemen konuya giriyorum o zaman. Ne? Kim bu adam? Halamın kırığı mı var? Keşke öyle olsa. Çok başarılı bir ithalatçı göğe. Değerli taş ithal ediyor. Mali şube bir yıldır peşinde. İki kere takibe yakalanmış ama kesin bir delil yok. Kara para akladığından şüpheleniliyor. Halamla ne alakası var? Şimdi iyi düşün Aslı. Malatya'da gıda üstüne şirketleri olan, sizin burada inşaatla ilgili şirketinize ortak olan halanın bu adamla ne işi olabilir? Sanat ayardan bahsetmiyorum zaten. Halanla ilgili durum gitgide karmaşıklaşıyor. Sen şimdi bana benim bilmem kaç yaşındaki halamın kara para akladığını mı söylüyorsun? Aynen öyle. Hatta ben direkt Tayyar'la ortak olduklarını söylüyorum. Elif'le Ömer'in başından beri birleşmesini bu yüzden istemedi bence. Çünkü onların ayrılması demek, halanın yoluna kimsenin taş koymaması demek. Haklıyım Aslı. Biraz düşünürsen sen de kafanda her şeyi birleştireceksin. Benden ne istiyorsun İpek? Bunu halanın telefonuna yerleştirmeni istiyorum. Aslında bana yardım edecektin. Ömer'e ne zaman anlatacaksın? Bir kanıt bulalım, her şeyi anlatacağım. Ama sen bana yardım edecek misin? Önce onu söyle.
al Melike'yi, tamam mı? Sen ağladın ya Melike anne. Ben de ağladım sen üzüldün diye. Hiç kızmadım ki sana. Oy anasının kuzusu. Melike annen kurban olsun sana, kurban. Melike bırak. Biraz da babaannesi sarılsın oğluna. Canım. Çok özledim ben sizi. Biz de seni nasıl özledik bir bilsen. Oğlum acıkmışsındır. Gel hemen seni doyurayım, gel. Seni unuttuk, biz kendi derdimize daldık Tolga oğlum. Geç içeri, sen de bir çorba içersin ha. Gelmeyeyim Elvan teyzem. Ben zaten Melike ablayla Fatma Hanım'ı almaya geldim. Tamam, tutuklayın beni. Cezamız neyse çekelim, suçumuz büyük. Aa, ne yaptık biz ayol? Adam mı öldürdük, anarşiye mi karıştık? Suçu inkar etmek de günahtır. Gökler kabul etmez duamızı. Gelelim, hesabımızı verelim. Cezamız neyse de çekelim. Ben çantamı alıp geliyorum Tolga. Siz de geliyorsunuz Fatma Hanım. Çabuk çıktın. O evde sesini, kokunu duymak var ya cennet cennet. Bana öyle bakma. Neden? Çünkü kendimi zor tutuyorum. Ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Özlemek mi? Ya ben burada deliriyorum diyorum. Sen beni dinlemiyor musun? Ben artık şarkı dinlemek değil, söylemek istiyorum. Ben de şarkılar biliyorum bir bilsen. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Canı yanıyor mu? Daha iyiyim. Yani yandı azıcık. Ama geçti. Elif. Doktor kendine dikkat etsin hadi. Biliyorum. Ediyorum. Ömer. Akşamki kutlama iptal değil değil mi? Ne öyle evde mi yatacağım? Ömer lütfen ne olur iptal etme, ne olur iptal etme, ne olur. Lütfen iptal etme. Tamam mı? Gidelim. Güzel kız. Ben gelmezsin diye düşünüyordum. Ne biliyorsan anlatacaksın Fatih. Elinde Tayyar'ı ele verecek ne varsa çıkaracaksın. Tayyar Dündar'ı içeri attıracaksın. Sana Ömer mi söyletiyor bunları?
Ne Ömer'i ya? Ne Ömer'i? Ben senin yüzünden ablamların yüzüne bile bakamıyorum. Elif her şeyi öğrendiğinde ben ne hale düştüm biliyor musun sen? Ama bak sana dediğim gibi oldu. Kurtuldu, serbest kaldı. Ben olmasam gerçekten katil olacaktı. Elif içeride ölecekti Fatih. Artık benim ne gidecek bir yerim var, ne de kendime kurabileceğim yeni bir hayatım. Hepsi senin yüzünden. Sen beni kaçırmasaydın eğer ben belki okulumu bitirecektim. Mert gibi. Ya da belki şirketimizde çalışmaya başlayacaktım. Belki yurt dışına gidecektim, kendime yepyeni bir hayat kuracaktım. Sen hayatıma girmeseydin ben ailemle çatışmayacaktım Fatih. Aptalca hatalar yapmayacaktım böyle kalbime deyip. Güzelim, biz aşık olduk. Nereden bilelim böyle olacağını? Hem biz dünyanın en özel aşkına sahibiz. Ben şu an lanet ediyorum aşık olduğum ana, sana, kendime lanet ediyorum. Bana çok fazla şey borçlusun Fatih Dündar. Artık alma zamanım geldi. Bak sana yarına kadar zaman veriyorum. İyice otur düşün. Elinde babanı ele verecek, belge, bilgi ne varsa Ömer'e vereceksin. Yoksa bir daha ne beni ne de çocuğunu asla göremez. Gülfer, benim elimde hiçbir şey yok. Gülfer! Kapıyı açar mısınız? Hanım odasında mı? Evet Aslı Hanım. Levent Bey'in yerine iş başvurusu yapan Tarık Bey ile görüşüyor. Toplantı odasında. Tamam ben odasında bekliyorum. Ben kendisine iletirim. Gerek yok. İçecek bir şey alır mısınız? Teşekkür ederim. Ona da gerek yok. Bugün kesinlikle Denizler kadınlarının şanslı günü. Toplantıdayken Faruk Bey ve İlhami Bey aradılar. Döneceğinizi söyledim. Öyle mi? Peki. Aslı Hanım da odanızda sizi bekliyor. Allah Allah. Aslı? Halacığım toplantıya girerken telefonu unutmuşsun, ben de getireyim dedim. Unutma bir daha. Ay haklısın vallahi. Hep unutuyor. Alışamadım ben bu Meret'e. Ömer. Ömer. Ömer neredesin? Ömer. Ömer. Ömer neredesin? Of ya. Çok güzel. Hazır değil ki, ben seni çağıracaktım. Ama çok acıktım. Çok güzel görünüyor. 10 numara 5 yıldız görünüyor, enfes görünüyor, harika görünüyor. Ya, inşallah beğenirsin. Bekle geliyorum.
ne? Beşamel soslu fırında patates. Ciddi olamazsın. Evet. Dur. Piknik ayakkabıyla yapılmaz. Her şeyin bir yolu orada mı var? Tamam Zeynep'le. Hem ruhumuzu hem bedenimizi mutlu etme zamanı. Vallahi benim mutlu olmam için ayakkabımı çıkarmama gerek yok. Sana baktığım zaman zaten mutlu oluyorum. Hadi artık tadına bakalım. Çok güzel kokuyor. Çok özel bir sos. Böyle diyorsan kesin sen uydurdun. Ya pek sayılmaz. Ama daha önce böyle bir şey tattığını sanmıyorum. Tamam. Nasıl? Nasıl tadı? Ha? Beğendin mi? Bu Aslı'nın yaptığı et değil mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl anladın peki? Çünkü sadece Aslı bu sosa bu kadar kimyon koyar. Of! Yaktın beni vallahi. Yaktın beni var ya. Şurada sevgilimize hava atacaktık. Gitti bütün karizma. Ama çok güzelmiş. Harika olmuş. Beğendin mi gerçekten? Hı hı, gerçekten. Yani tarif aslında olabilir ama herkes bu kıvamı böyle tutturamaz. Aa, sen bu kıvamı tutturamıyorsun değil mi? Nereden çıkarıyorsun? Gayet iyi tutturuyorum. Sosunu yakıyorsun, şekerini az koyuyorsun. Nereden çıkartıyorsun? Herkes dedin ya, o herkes bana biraz manidar geldi. Hiçbir şey kaçırma tamam mı? Her şeyi anla olur mu? Aşk olsun sana. Olsun sevgilim. Aşk olsun. Gel buraya gel. Çok güzel. Ne kadar şeker koydun? Söyleme. Ama öğretirim. Bana bildiğin her şeyi öğret olur mu? Çok zamanımız var. Çok şükür. Ben her şeyi öğreteceğim. Bir de ben tadına bakayım. Çok başarılı. Ne yaptın? Senden haber bekliyorum abi. Peşinde birileri var mı? Takmıştır tayyar adamlarını peşime. Hüseyin abi öttüyse emniyetten de peşimdelerdir. Saklanıyorum ama daha ne kadar gizlenebilirim bilmiyorum abi. Her şey sardı. Ne yapacağım bilemedim ki. Ben ne dersem onu yapacaksın. Tamam mı? Yapman gereken bu. Sakin ol. Biz ne günler yaşadık, bunları da atlatacağız. Sana bazı belgeler vermiştim, hatırlıyor musun? Tayyar'la ilgili olanları. Onları saklayacaksın oğlum. Tamam abi, bir kasa ayarlarım. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yer oğlum. Tamam mı? Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yer bulacaksın. Misal en yakın akrabanın evi olur. Bir bebek beşiğinin altı, bir iğne deliğinin içi, ne karın ağrısıysa sok onları bir yere Necdet. Onlar bizim sigortamız. Bundan sonra gerekli olmadıkça seni aramayacağım, tamam mı? Hadi koşup göreyim seni. 40 fırın ekmek de yesen yine de hayal ettiğin gibi bir efsane olamayacaksın Fatih. Çünkü gerizekalısın, gerizekalı. Bu Necoit'in yerini hala tespit edemediniz mi? Sürekli yer değiştiriyor Tayyar Bey. Nasıl oldu anlamadık. İki kere elimizden kaçırdık son dakika. Bunun anlaşılmayacak ne var ulan? Demek ki içimizde bir köstebek var. Yıkıl karşımdan. Mümtaz da gitti. Sizin gibi kifayetsiz muhterislere kaldım. Özür dilerim Tayyar Bey. Necdet'in kızı zamanla size getireceğim. Nereye gidiyorsun? Sana git dedim mi? Daha söyleyeceklerim bitmedi. Necdet eşeği sağlam gaza bağlamış. Ona ulaşmam zor, bu belli. Köstebek peşinde koşacak vakit de yok. Biz gene kestirmeden gidelim. Bana hemen Nilüfer'i bulun. Metin her an Ömer'i arayıp o belgeleri verebilir. Onu durdurmak için tek silah Nilüfer. Hadi çabuk, defol!
Ne? Bu bizim ilk dansımız Signorina. Bunu bir yere yaz. Şşş. Sessiz ol. Bilsem ki bir tek şansım daha var. Bilmem arar mıyım? Derler ki aşk ölümden bir duvar. Bilmem yıkar mıyım? Bilsem ki bir tek şansım Elif'im. Bugün yine evlenelim dedim. Sen konuyu değiştirdin. Manzara ne kadar güzel değil mi komiser? Güneş yavaş yavaş evine gidiyor. Şu kızılıkla maviliğin güzelliğine bak. Ne kadar farklılar. Ama ne kadar uyumlular. Değil mi? Nikah konusunda seni hayal kırıklığına uğrattım. Çok üzüldüm. Ama o günden beri kırgınlığını telafi edebilmek için didinip duruyorum. Ya bir şey soracağım. Sen benimle evlenecek misin? Bilmem. Yani eğer şimdi bu bir evlenme teklifi ise değerlendirmem gerekecek. Nasıl? Ben sana evlenme teklifinde bulundum. Sana nasıl aşık olduğumu biliyorsun. Belki teklif de gözyaşlarımla beraber buharlaşmıştır komiser. Tamam ben sinyali aldım Signorina. Sen şimdi bana şunu söyle. Tayyar yakaladıktan sonra mı evlenelim? İlişkimiz başladığından beri Tayyar bir şekilde aramızda. Onu yakalamadan mutlu olabileceğimizi sanmıyorum. Haklısın sevgilim. Hem şu son birkaç ayda o kadar iyi anladım ki Tayyar senin elinden kaçamaz. Çok az kaldı Elif. Çok az kaldı. Özgürlüğümün ilk gecesi başlıyor. Çok güzel bir yaz akşamı. Sen yanımdasın.
başka kimse burada olmasın, tamam mı? Her zamanki halimiz. Bilmez miyim? Sen yine bana kaba mı dedin? Yok. Ben ne yapayım ya? Ben devamlı el freni çeken bir sevgilim var. Arada mahalle bebesine bağlıyoruz. Signorina. Hava sanki biraz soğudu ha. Üşüme. Anacığım öpter. Böğrünü sıcak tutacaksın. Sonra seni hasta etmeyelim. Evet. Böğür derken? Böğür. Şunu biraz götürün. Tamam. Tam oldu. Kıskandık galiba biraz komiser. Kıskanmak mı? Ya ben burada sen üşümeyesin diye ceketimi veriyorum. Mevsim kış olsa belki yerdim. Ama hava 30 derece. Yanlış mevsim. Çok mu belli oluyor? Ama istersen eve gidip üstümü değiştirebilirim. Yok. Gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne ara böyle uysal bir insan oldun? Bak komiser. Sen beni böyle sevdin. Ben her zaman böyle şeyler giyiyordum. Eğer bundan hoşlanmıyorsan... Hayır sevgilim, ben senin her halini seviyorum. Hadi şimdi, geceler bizi bekler. İstanbul gecelerine akalım, ha? Hop! Sil bakayım şu gözündeki ben kazandım bakışını. Ama buna bir sıfır derler komiser. Ya, göreceğiz. Güzel kız. Evet, hayatına girdim, mahvettim. Seni de çektim karanlığıma. Bitmek tükenmek bilmeyen kasırgama. Ama hep suların durulacağı, fırtınanın dineceği günün hayaliyle yaptım ne yaptıysam. Seninle huzur, mutluluk dolu bir hayat için. Şimdi bana her şeyini, hayallerini sil at diyorsun. Yaşama sebebini unut diyorsun. İki yanımda uçurum. Ömer'e Tayyar'ı altın tepside sunsam sen sevineceksin. Tayyar'ın kollasam ömrüm uzayacak. Yine açmazlara düştüm güzel kız. Bana yardım et. Geç bakalım içeri Hüseyin Demir. Bir yatak hazırlayın yaramaz komisere. Özlemiş buraları. Gelmiş yine. Dede? Çaylak. Nasıl yani? Ne bekliyordun oğlum? Zaten kaçaktım. Bir de adam vururken suçlusu yakalanmıştı. Nöbetçi mahkeme beni buraya postaladı. Tutuklu yargılanmaya devam. Dede, sence seni benim yanıma göndermeleri normal mi? Bak bu işte var. Kesin Tayyar var bu işin arkasında. Bana sorarsan Ömer var. Bizi buraya bir araya getirip ya koruyacak... ...ya da kafa kafaya vurup elimizdeki belgeleri alıp Tayyar'ı götürecek. Belge var mı ki sende? Yok. Olsa da var yine Ömer'e vermezdim. Can tatlı oğlum. Ne yapayım yani? Ölmektense burada ömür boyu yaşamayı tercih ediyorum işte.
Haydi götürürüz. Selamın aleyküm Necdet. Hiç boşu yorma kardeşim kendini. Buradan kaçışın yok. Ya ben buna kaçma demedim. La dur! Dur lan! Dur! Yolculuk nereye birader? Eyvallah kardeşim. Hiç koşacak halim yoktu. Yanlışlık yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Zaten hep böyle olur. Hep biz yanlışlık yaparız. Hadi yürü. Yürü bakalım Necdet Efendi. Sıkıldıysan çıkabiliriz. Yok yok, çok güzel. Sıkıntı yok. Aslında burayı Nilüfer sever. Ben ondan biliyorum. Ya biliyorsun zaten bir senedir buradayım daha. Bu senede pek eğlenceli geçmedi. Yani sen böyle dans edelim, tepinelim falan deyince aklıma burası geldi. Vallahi sinyorine ne yaptıysan çok güzel bir şey yapmışsın. Sen seviyorsan benim için sıkıntı yok. Emin misin? Eminim. Ya sen beni boş ver. Bu gece senin gecen sinyorina. Tadını çıkar. Alışveriştesin. Evde tam uzak tutuyor seni işlerden. Ne tesadüftür ki sen de sürekli karşıma çıkıyorsun. Tesadüf değil, özellikle geldim. Konuşmamız gereken şeyler var. Ne konuşacaksın ki benimle? Çocuk esirgemeden alındığını biliyorum Filiz. Nereden biliyorsun? Ya ayrıca bundan sana ne? Biliyorum işte. Mesele o değil. Asıl mesele her çocuk esirgemeden alınan çocuk gibi senin de anneni merak ediyor olman. Haklısın da. Ve istersen sana anneni öğrenmende yardımcı olabilirim. Yani neden bana böyle bir iyilik yapasın ki? Nereden çıktı şimdi bu ilgi, alaka? Neden? Çünkü gerçek annen kötü biri. Ve yaptıkları yanına kalsın istemiyorum. Şimdi takip ediliyor olabiliriz. O yüzden yarın akşam benim evime gel. Ben de sana belgelerle annenin kim olduğunu söyleyeyim. Dikkatli ol. Yani oturmaya mı geldik? Sen dedin tepinelim diye. Yani burada öyle insanları seyrederek vakit geçmez. Ya dedim dedim demesine de ben pek beceremem. İstersen sana öğretirim. Nasıl olacak? Gözlerini gözlerinden hiç ayırmadan müziğin ritmine bırakacaksın kendini. İçinden geldiği gibi. Aa, böyle kafamıza göre takılacağız yani. İçimizden geldiği gibi, öyle mi?
Burak lan! Burak! 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 Ayşe! Aşkım beni aç! Aşkım beni! Kapıyı aç! Yardım edin! Yardım edin Burak! Saat içinde ipuçlarını bulup buradan çıkarsın ya da ölürsün. Yardım edin! Yardım edin! Bırakın beni! Yardım edin! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Şöyle keyfimiz yerine gelsin. Adrenalin vücuda şarttır. Yardım edin! Bırakın beni! Yardım edin! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin! Ama ne kadar çok bağırdın sevgili gelinim. Sesin kısılacak. Odaklan, bul ipuçlarını, çık işte. Allah Allah. Tabii bunun için de zeka lazım değil mi? Hı? Kabul edelim ki biraz kıt akıllısın. IQ yerlerde Fatih'e aşık olduğuna göre. Yazık, çok yazık. Bu evden garanti cesedin çıkacak. Pardon kardeşim. Ben çekersen ortalığı ikiye böleceğim. Ama kabul et, sen de sıkıldın değil mi? Evet, yani bir ara oksijen diye bağıracaktım. İnsanlar müzik bangır bangır falan. İnsanlar üst üste de bari bizim üstüm üstü olmasalardı. Bir tanesine kafayı gömecektim de yani nazik kişiliğinden ödün vermek istemedim. Ya en kötüsü de ne biliyor musun? Elif'imin sesini duyamıyorum. Bir de o saçma sapın ışıklar yüzünden hasret kaldım Ömer'imin gözlerine bakamamak. Baksın yani. Senin tercihini yaptık. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Sıra bende. Ya bir şey soracağım. Biz yaşlanıyor muyuz acaba? Ya yaşalmadık ama yaşadıklarımız yüzünden böyle birazcık büyüdüğümüz kesin. Hadi ya. Neyse. Bu arada sanki üşüdün ha. Ceketimi vereyim mi? Ömer. Tamam gel. Yarın Akın'ı alıp gel. Konuşmamız gerek. Yalnız dikkatli olmakta fayda var. Zira ikinizle de görünmek istemem. Bayım var arzu ederseniz. Orada buluşabiliriz. Tam olarak nerede? Belgrad Ormanı'na giderken 25. kilometrede bir yol ayrımı var. Yola sapıp 300 metre içeri gidiyorsunuz. Ev karşınıza çıkar. Akşam 5'te bekliyoruz. Tamam. Yarın orada görüşürüz. Tamam, gitmem anne. Aferin benim aslanoğlum. Anne, sen uyut beni. Ama annenin birazcık daha işi var. Bu gece de sen uyusan olmaz mı? Yeter artık, çok çalıştım. Biraz dev annesi ol. Haklısın, bu aralar hep iş annesi oldum değil mi? Ama sana söz veriyorum, anne yakında istifa edecek. Çalışmayacak yani. Vallahi mı? Vallahi.
Ama önce Ömer amcana olan borcumuzu ödememiz lazım. O bizi nelerden kurtardı değil mi? Biz de ona en büyük düşmanını yakalamasında yardımcı olacağız. O zaman onunla hemen yakalaşıp diye. Olur. Hadi koş bakalım yatağa, koş. Güzel değil mi? Gerçek meyveden yapıyorlar. Pazarda sabah hangi meyve tazeyse gidip onu alıyorlar. Yani her zaman her meyvenin dondurması bulunmuyor. Düşündün mü? Bak inat ediyorsun, zatürreye doğru koşuyorsun, söyleyeyim. Tamam. Üşüdüm ama dondurmadan. Ve gol! 1-1. Ömer vurdu, gol oldu. Tutar mısın? Evet. Ömer ya. Ceketimi veririm. Taksimetreyi açarım seni. Tamam, taksimetreyi açmayız. Pazarlıkta anlaşırız, sen yabancı değilsin. Ver misin mi? Baloncu abi. Abi hepsi ne kadar? Evet, signorina. Alayım dondurmamı. Şimdi bir bir oldu ya. Sen üzülmüşsündür. Ha tamam, kızma. Ya bu zavallı komiser seninle didişmeyi çok özlemiş. Ben de çok özledim. Eğer burası kesmediyse kulübe geri dönelim. Yok ama hayır. Ben çok... Sevgilim yanımda. Elimde bana verdiği gökkuşağı. Damağımda çilek tadı. Gökyüzü, açık hava. Daha ne isteyebilir ki eski mahkum? Tayyar'la ilgili elinde hiçbir şey yok değil mi? Hüseyin abiden hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorsun. Fatih zaten Nülfe'ye rağmen bize yardım etmiyor. Adaleti hiç bulamayacağız değil mi? Koşacağız. Hep peşinden gideceğiz ama hiçbir zaman yakalayamayacağız. Her şeye rağmen, yaptığı bütün kötülüklere rağmen Tayyar Dündar hala saygıdeğer iş adamı kisvesiyle yaşamaya devam edecek. Hala kır düğünü mü istiyorsun? Düğünümüz nasıl olsun? Düşünmedim. Elif'im ne olur? Ne olur artık güzellikleri düşün. Tamam. Düğünümüz bahara denk geliyor diye kır düğünü tasarlamıştık. Ama artık yaza denk geliyor. Acaba diyorum böyle... kumlara bastığımız, ayağımızı denize soktuğumuz bir düğünümüz mü olsa? Kalabalık olmayan, sadece sizinkilerin ve bizimkilerin olduğu, sade, sakin. O zaman tek bir şartım var. Neymiş tek şartın? Balayımız Roma'da olacak. Ama bu kez böyle kaçma, kovalamacaydı, operasyonda falan hiçbir şey olmayacak. Sadece sen ve ben. Ben de tam bunu hayal ediyordum. Teşekkür ederim. Şansını zorlamadan. Adam mübarek dilini yutmuş resmen ya. Hayır, duvara bu kadar dil döksek yıkılırdı. Neredeyse Fatih kim diyecek? Direniş abidesi çık.
Melike abladan haber var mı? Melike ablayı salmışlar. Fatma Hanım mali şubedekilerle sorguda. Hala mı? Sorguluyorlar abi haklı olarak. Melike ablayı adama götüren oymuş. Başka bağlantısı varsa öğrenmek isteyecekler tabii. Siz ne yaptınız? Öttü mü Necdet? Yok, bu da ötücü kuşlardan değilmiş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Keseceğiz, pilavı koyacağız. Ne yapacağız başka? Arda. Ya ne? Haksız mıyım? Sinirlerim bozuldu. Hep aynı terane. O zaman sinirlerine hakim ol ve düşün. Fatih çözecek bir şeyler bulmamız gerek. Eğer Fatih bizimle işbirliği yapmazsa Tayyar böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaya devam edecek. Hadi ama Nilüfer. Vakit kaybediyorsun. Sıkılmaya başladın burada. Bırak beni bak ne olur. Ne olur, ne istiyorsun benden? Kurtulmanı istiyorum tatlı gelinim. Sağ salim o evden çık diye bekliyorum burada. Senin üstüne oynadım bütün bahisleri. Hadi beni mahcup etme. Ağlayarak bu evden çıkış yok Nilüfer. Aklını kullan. Yoksa öleceksin. Duydun mu beni? Öleceksin. Korkma bebeğim. Korkma, ben yanındayım, korkma. İlişkiler de aslında insanlar gibi. Doğuyor, büyüyor. Tökezliyor. Önce birbirini tanımaya çalışıyorsun. Sonra onunla beraber değişen kendini. İlk günler yoğun bir aşk. Bir süre sonra uyum arayışı. Sonra bir bakmışsın o ruhunun, bedenin bir parçası olmuş. Onsuz yarım kalıyorsun. Dünya iki kişilik oluyor. Sadece sen ve o. Dünya onun sayesinde dönüyor. Peki biz ilişkinin hangi yarısındayız? Senle ben biz olduk bile. Sen benim hem dünyam, hem ailem. Hayallerimiz. Hmm. Yarım sağlam yani. Sen şimdi bunu mu anladın bütün söylediklerimden? Aha. İçimden bir ses diyor ki, bu kızın kalbinin tapusunu almışsın diyor. Hı. Tapusu. Günaydın da sen nereye? Sen nereye gidiyorsan oraya. Biz bir ekibiz. Ekip miyiz? Yasin yarına gözünü seveyim. Yat dinlen, cezaevinden yeni çıktın. Anahtarı aldım. Hadi. Ya sabır, ya sabır.
Yemin ediyorum var ya, seni polis akademisine yazdıracağım. Polis akademisine yazdıracağım seni. Günaydın tatlı gelinim. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Sadece 6 saatin kaldı. Çıkış aramıyorsun. Ha? Yoksa yaşamaktan bıktın mı? Geber Emi. Geber, geber. Benim değil de bu gidişle senin gebermen yakın. 6 saat. Ya hürriyet ya ölüm. Seçim senin. Bilmeyen de olmadı. Yani bir anahtar, bir şifre. Gördün mü doktor? Bak nasıl da açtı. Az da olsa zeka pırıltısı varmış gelinimin. Tansiyonunuzu ölçmem gerek Tayyar Bey. En heyecanlı yerinde ha? 2 dakika sabret doktor. Keyfimi bozma şimdi. Bütün ipuçlarını bulup çıkmayı başarırsa o zaman serbest bırakacak mısınız? Benim yazdığım hangi filmin sonu mutlu bitmiş Baturcuğum? Ha? Ha? Çok alemsin doktorcuğum, çok. Allah sevdiği kulunu benim elime düşürmesin. Cenamlı baldızım beni ziyarete gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapalım, seni görmeden yapamıyoruz. Öyle tabii. Aile candır. Necdet elimizde Fatih. Hayat sigortanın yerini biliyor mu? Sigortası yok benim sigortam falan. Yapma Fatih. Sen akıllı bir adamsın. Kendi güvenceye almayacak kadar aptal değilsin. Eminim elinde Tahir'e ele verecek bir dolu şey var. Yok. Kellem koltukta bağlı, anlıyor musun? Baba ne olacak, o it içeri girmediği sürece o kellem daha çok koltukta dolaşacak. Girse de fark etmez, girmese de Ömer. Onun kafaya koyması yeter. Benim işimi cezaevinden de bitirir. Umarım yapar. Şu kadar üzülmem biliyor musun? Eczan dünyadan bir pislik daha gitti diye sevinirim. Ama sonra o çok sevdiğini söylediğin karın ne yapar? Hayatı yarım kalır, biter. Nülfer karnında senin çocuğunu taşıyor. Hiç mi düşünmüyorsun onları? Senden sonra ne yaparlar? Eminim benden sonra siz onlara çok iyi bakarsınız. Benim onlara sağlayamadığım o sıcak yuvayı verirsiniz eminim. O sıcak yuva onlara yaşadıklarını unutturacak değil mi? Nülfer'in kalbinden seni söküp atacak değil mi? Tayyar hapse girmediği sürece Nülfer'in peşini bırakmaz biliyorsun. Ya sen ne kadar bencil bir adamsın ya? Fatih, bari şunu söyle. Nülfer'i nereye götürdün? Ben Aslı'ya adresini verdim. Evde dedim. Gidin onu oradan alın dedim. Evde yok muymuş? Nülfer duruşmadan sonra eve gitmemiş. Otelde de yok. Dün öğlenden beri kimse görmemiş Nülfer'i.
Fatih beni korkutma ne olur. Tayyar Dündar. Ömer. Karımı bul. Tayyar'la ilgili hangi belgeyi istiyorsan sana vereceğim. Bul onu. Nülfer nerede Ömer? Eğer dediği gibi gerçekten Tayyar onu aldıysa ya kardeşimi? Elif, sen eve git. Ben emniyete gideceğim. Arama çalışmalarına başlayacağım. Aslı'nın gittiği yere bir daha baktıracağım. Nülfer bir daha oraya hayatta gitmez biliyorsun değil mi? Ömer nasıl eve gitmemi bekliyorsun benden? Nülfer'in başına bir şey gelse nasıl evde bekleyebilirim ben? Geliyorum seninle. Elif gelmeyeceksin. Başını belaya soktuğun yeter. Elif! Bak yemin ediyorum var ya eve kelepçelerim seni. Kafenin tuvaletine kilitlerim. Gelmeyeceksin bu benim işim. Bir sakin ol. Anlat hele. Kim geldi? Dede, Tayyar Nilüfer'i kaçırmış. Benim canımı yakmak için, beni diri diri gömmek için onu öldürecek. Ben ona mani olabilirdim. Ben ona mani olabilirdim. Nilüfer kendini ona karşı koruyamaz. Tayyar'a karşı kimse kendini koruyamaz. Dur oğlum bir sakin ol. Kendini koyuverme. Alacağız karnı o şerefsizden. Alacağız oğlum. Bir yolunu bulacağız lan. Hoş geldin abla. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Geçmiş oldu. Sabaha kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Seni erkenden bıraktılar. Bütün gece benim canım çıktı. Sanki ben teröristim. Tabii. Benim polis akrabam yok ya. Ne alakası var abla? Sen adamları tanıyorsun diye seni bırakmadılar. Bildiğin her şeyi söyleseydin, verseydin isimlerini bir bir. Ben bildiklerimin hepsini söyledim zaten. İyi, hadi geç yorulmuşsundur, soluklan. Nereye Fatma bacı? İki kızının üstüne bile suça bulaşıyorsun. Yetmedi gelinimin aklını çeliyorsun. Zaten bizim yaptığımız iyilik de görevimizdi. Tadında bırakmak en iyisi. Elimizden gelen bu kadar. Bundan sonrası için Allah yolunu açık etsin. Sen sağ, biz selamet. Hadi kızım yürü. Yürü. Suça bulaşan bir tek ben miyim sanki? O zaman kızın Melike'yi de koy kapının önüne. Tabii sizin insanlığınız bu. Kimse sizi at kapıya. Abicim Nilüfer'in fotoğrafını bütün ekiplere yollayalım. Bütün mobese kameralarına bakılsın. En son adliyede gözükmüştü. O civardan başlayalım. Duruşmadan sonra 12 saatten fazla geçti. Tayyar onu İstanbul dışına çıkarmış olabilir. Karayoluyla 12 saatte gidilecek her yer ihtimal dahilinde. Uçak ya da helikopterle götürmediyse tabii. Tekneye atıp denize de açılmış olabilir. Yok abicim yok. Bence o kadar uzağa götürmedi. Yakınımızda bir yerde. Malum herif bizimle oyun oynamayı seviyor. Ya bizimle oyun oynuyor ya da çoktan işini bitirip... Abicim otomobili yanındaymış. Yani otelin önünde yok. Ev, otel, adliyenin önü. O güzergâhtaki her yere bakalım. Bütün otoparklara bakalım. En son nerede, ne zaman gözüktü bulmamız lazım. Tamamdır abicim. O zaman ben hemen gidip kapalı ve açık otoparkların mobeselerini istetiyorum. Oradan başlayalım. Alışveriş merkezlerininkini de istet. Dur.
Bırakın hemşire hanım. Kendisi yabancı değil, eski bir aile dostumdur. Siz de izin verin. Kardeşim nerede? Onu ne yaptın? Bir geçmiş olsun yok mu Elifciğim, aşk olsun? Zerrin'cim seni böyle mi yetiştirdi? Nilfer nerede Tayyar? Bozuluyorum ama bak. İstanbul'da biri hapşırsa bana hesap sormaya geleceksiniz neredeyse. Bak, onu hemen bırakıyorsun. Ona zarar vermene izin vermeyeceğim. Benim kardeşim senin o zavallı kurbanlarından biri değil. Bakıyorum cezaevi koşulları seni epey zorlamış. Sinirlerin harap olmuş senin. İstersen psikiyatrist arkadaşlar seninle ilgilenir. Varsa bir ihtiyacın çekinme söyle. Ne de olsa siz bana Ahmetciğimin emanetisiniz. Senin derdin Ülfer'le değil. Benimle ve Ömer'le. Nilfer'i bırak beni al. Nilfer bu stresi kaldıramaz. O hamile. Hamile mi? Sakin olsana, bir dur. Merak etme. Ömer kurtarır lan Nilfer'i. Oğlum benim kardeşimin elinden kimse kurtulamaz Alimallah. Senin kardeşinin gücü bir tek bize yetiyor dede. Tayyar Dündar dışarıda, karım da yanında. Adamı geberseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Hepsi senin yüzünden yapacağın. Bütün suçlu ben miyim lan? He? Senin hiç suçun yok maşallah. Belgeleri versene lan o zaman. Ver de karnını kurtarsana itin evladı. Dede bir dur. Fatih Dündar. Müdür seni çağırıyor. Haber var herhalde. Koş lan. Müdür bey artık burada mı görüşüyor mahkumlarla? Sana mesaj var. Görünmen gerekir bence. Lan, lan! Sessiz ol. Saçmalama. Gelinimle eğleniyoruz biz, hiç merak etme. Ama şimdi Necdet'e sakla dediğim belgelerin yerini söylemezsen eğlence biraz tek taraflı olacak. Ölümünü izleme keyifli olacak, açık söyleyeyim sana. Bir saatin var. O belgeler neredeyse adresi bana göndereceksin. Ömer'e haber verirsen karınla çocuğun ölür. Seni bulduğun yerde yağlı kazağa oturtacağım Tayyar Dündar. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Sakin ol. Sakin ol. Görüntü var ya. Aşağıda koca bir ekip çalışıyor. Tolga da başlarında, merak etme. En yakından en uzağına kadar her şeye bakacağız. Başka çare yok. Ya bu AVM otoparklarından nefret ediyorum ya.
Bingo. İşte Nilüfer. Bu sefer ben buldum bak. Bugün bütün çaylar Pelo'dan ha. Bak şimdi abicim. Şuradan çıkıyor. Elinde alışveriş poşetleri arabanın bagajına koyuyor. Araba hareket ediyor. Oha. Maşallah abicim, maşallah. Şu arabanın plakasını almaya çalışalım Pelo. Otopark çıkışının görüntüsü lazım. Al abicim, al al al. Plakayı görebiliyor musun? Bir zoom yapacağım. Bırakın beni dedim. Bırakın beni, bırakın beni. Nereye götürüyorsunuz? Nilüfer nerede? Kardeşim nerede Nilüfer? Nerede? Nerede? Nerede kaldın? Emir Ali mi var lan senin karşında? Ne istiyorsun söyle. Tayyar Bey'e haber mi göndereceksin? Haber göndereceğim. Aynı zamanda selam göndereceğim. Ne oluyor lan? Ver lan o telefonu. Çıkar. Çıkar. Çıkar lan. Al. Arası. Arkadaş benimle. Ne arıyor lan? Daha sohbet edecektik. Alo. Alo Ömer. Benim Fatih. Nilüfer'in başı dertte, onu kurtarman lazım. Tayyar beni tehdit ediyor. Ne oldu? Tayyar elindeki belgeleri öğrendi mi? Hayır. Kızın videosunu göndermiş bana manyak. Nerede olduğunu anlayabildin mi peki? Anlayamadım. Bir yere kapatmışlar. Kıza bıçak atıyorlardı, anlıyor musun? 3 saat içinde onu bulman lazım. Tamam, sakin ol. Sen şimdi o görüntüyü bana bir yolla. Gönderiyorum, bekle. Lan. Görüntü gitti. Ben sana yolluyordum görüntüyü. Görüntü gitti. Ne olacak? O senin baban bize göndermeyesin diye program eklemiştir görüntünün içine. Ne yapacağız? Nilüfer'i bulman lazım. Tamam, sakin. Sakin ol. Sen şimdi kapat telefonu. Ben gerekirse sana ulaşacağım. Ne olmuş? Tayyar Nilüfer'i kapamış bir yere. Görüntüsünde Fatih'e yollamış. Elindeki belgeler için gözünü kırpmadan Nilüfer öldürebilir. Ömer, Elif Tayyar'ın elinde. Nilüfer'i bırak, beni al demiş. Ne? Tayyar'ın hastanesine giderken bana mesaj atmış, bak. Kardeşlerim o caninin elinde, ne olur yardım et Ömer. Onun insafına kallar, ne olur bir şey yap. Dokunma bana, dokunma! Dokunma bana! Bırak! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Dur, canı yanacak. Bırak! Hadi bakalım. Sol bırak. Elif. Nilüfer. Nilüfer. Ay şükürler olsun. Buradasın, iyisin, şükürler olsun. Tayyar kilitledi beni buraya. Birkaç saate kadar ipuçları bulamazsam beni öldürecek. Buradan çıkacağız. Anladın mı? O ipuçlarını bulacağız ve buradan çıkacağız. Duyuyor musun beni?
Korkma. Beraber kurtulacağız buradan. Taşla iki kuş dedikleri tam da bu olsa gerek. Bu gardiyan iti Tayyar'a konuşursa büyük sıkıntı olur dedi. Lan ne oğlum, adam öyle bir tehdit ettin ki donunu ömrü billah konuşamaz. Dur oğlum, bir sakin ol. Dört duvar arasında bu kadar dolanırsan kafayı yersin, delirirsin ha. Dede, karım ölüm kalım savaşı veriyor. Bu herifi çocukluğumdan beri anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi. Bir kuru iyiliğini görmedim. Lan oğlum, sen de onu öldürmeye çalıştın, unutma. İkinizden biri ölmedikçe bu kör döşe bitmez. Güçlü olacaksın, dik duracaksın. Ömer'e güveneceksin oğlum. Karını sana sağ salim teslim edecek. Kardeşimi tanıyorum ben. Doktorlar taburcu olabileceğini söylediler. O da hastaneden ayrıldı. Nereye gitti peki? Nereden bilebilirim ki? Evine gitmiştir herhalde. Tolga evde yok dedi. Tayyar yine yok oldu. Girişi kırdı. İyi tamam. Hadi gidelim o zaman. Vakit kaybetmeyin. Elif Tayyar'ın elinde. Nilüfer'i bırak beni al demiş. Tayyar'ın hastanesine giderken bana mesaj atmış bak. Kardeşim, Aslı'ya bana gelsin diye mesaj attı. Özellikle gidiyorum. Hangi hastanede kaldığını öğrendim diye yazmış. İkisini de büyük harflerle yazmış. Elif bir şeyin peşinde, bize yardım etmek istiyor. Nasıl yardım? Anlamadım. Hemşiran, Tayyar dün hangi odada kalıyordu? İleride 104 numaralı oda. Komiser Bey. Komiser Bey, oda müsait değil. Temizliği yapılmadı. Sıkıntı yok. Arama iznimiz var. Tamam hemşire hanım. Bundan sonrası biz de siz işinize bakabilirsiniz. Ne arıyoruz abi? Bilmiyorum abiciğim. Bilmiyorum ama bir şey olmadı. Bu saatten sonra bu odaya kimse girmeyecek. Çağır bizim çocukları, arama ekipmanıyla gelsinler. Bu odanın santim santim aranmasını istiyorum. Tamam. Nilüfer, burada bir kapı daha var. Kilitli. Bunun kilidini açmamız lazım. Ama ben anahtara benzer hiçbir şey bulamadım abla. Ben ya, koltuğun altına, çekmecelere, her yere baktım abla, yok anahtar. Burada bir anahtar resmi var. Anahtar bunun içinde olabilir. İnanet olsun şifreli. Nasıl açacağız? Sabitlemişler ya. Nasıl açacağız abla? Bir yerde şifresi olması lazım. Şifrenin çözümü olması lazım. Ben bir kağıt bulmuştum. Rakamlarla harfleri eşleştirmişler. Yok. Yok, biz çıkamayacağız buradan değil mi? Seni de öldürecekler abla benim yüzümden. Özür dilerim.
Özür dilerim gerçekten. Ülfer. Ülfer kendine gel. Beni duyuyor musun? Buradan çıkacağız. Anlıyor musun beni? Şimdi korkularını sustur. Ve odaklan. İpuçlarını bulmamız lazım, tamam mı? Odaklan. Tamam mı? Çıkacağız buradan. Sonuçta bir yerde, değil mi? Ömer başkomiserim, dinleme cihazı ve vizi kamera yok. Oda temiz. Tamam kardeşim, teşekkürler. Sizi dışarıda bekleyin hadi. Elif'im bana ne bıraktın ha? Bana ne bıraktın? Ömer, bak burada zaman kaybediyoruz kardeşim. Tamam, sen haklısın. Elif özellikle Tayyar'ın yanına gelmiş olabilir. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama ya Tayyar Elif'in hareketlerinden şüphelendiyse, bıraktığı ipucunu bulduysa falan? Ömer, Arda haklı. Hadi gidelim. İşte bu. İşte bu abicim. Çağır çocuğu gelsin. Ekrem. Ben demiştim abi. Elif'in buraya boşuna gelmez demiştim. Bak bakayım şuna. İçinde kayıt var başkomiserim. Boş değil. Tamam bakalım. Kızacak bir şey yok Elif'ciğim. Kardeşin bulmaca çözüyor. Evden kaçış. Ne bulmacası? Sen yine ne saçmalıyorsun? Hayatının sorusu. Ya 4 saat içinde evin çıkışını bulacak ya da ölecek. Adamlarına söylüyorsun. Kardeşimi hemen bırakıyorlar. Hemen, anlıyor musun? Ne o? Nili'ye güvenmiyor musun? Bence çözebilir ama istersen sen de ona katılabilirsin ha, ne dersin? Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! Kafaları çalıştırın, yediğiniz cevizlerin hakkını verin Denizer kızları. Hadi sizi göreyim bakalım, el ele verin, bulun ipuçlarını. Oradan değil salaklar. Bu taraftan götürün. Yaptıkların cezasını bir bir çekeceksin Tayyar. Duyuyor musun beni? Tek tek çekeceksin. Herif resmen 2 senedir kaçırmış, aynı odaya tıkmış manyak herif ya. Exit evinden bahsediyor. Ne? Tayyar, ipuçlarını bulun çıkın diyor. Kaçış var diyor. Ya bu böyle bilgisayar oyunu gibi bir şey. Evleri kiralıyorsun, oyun gibi hazırlıyorsun, sonra ipuçlarını bula bula çıkmaya çalışıyorsun oradan. Oyunun gerçek hali gibi. Tamam.
O zaman İstanbul'da bu evlerden kaç tane var? Nerede var? Sahipleri kim? Hepsini öğreneceğiz. Hadi abicim, hadi. Vaktimiz az. Hadi. Saf. Ona bakma, tamam mı? Ne olur. Bizi öldürecek bizi böyle. Öldürecek bizi böyle. Öldürecek. Hayır. Hayır. Hayır Nülüfer. Buradan çıkacağız. Buradan çıkmak zorundayız, tamam mı? Şimdi adamın yanından geçeceğiz. Bunu yapmak zorundayız Nülüfer. Bunu yapmak zorundayız, tamam mı? Bunu yapmak zorundayız. Şimdi sakin sakin o adamın yanından geçeceğiz, tamam mı? Tamam. Anlaştık. Hadi gel. Bakma. Ömer, evlerin sahibi adamı buldum. Arıyoruz ama telefonu açmıyor. Evine ve iş yerine en yakın ekiplere gönderdik. O da kapı duvar. Bu evlerden kaç tane varsa gerekirse hepsine teker teker gireceğiz abicim. Ya abicim, bir tek bana mı saçma geliyor? Tayyar istese bunu bir villada ya da en alasından bir depoda yapar. Niye adı sanı belli, sahibi belli bir yerde yapsın peşinde olduğumuzu bile bile? Oyun oynuyor abicim, oyun oynuyor. Kedinin fareyle oynadığı gibi oyun oynuyor bizde. Ve de Elif ve Nilüfer'in cesetlerini bulmamızı istiyor. Ömer'in canı daha fazla yansın diye. Hadi abicim, hadi geç kalmayalım. Bırak o silah. Asıl sen bırak. Yürü aşağıya. Hepinizi içeri tıkacağım. Pişman olacaksınız yaptığınıza. Thank you.
Merhaba İpek. Tamam Filiz'cim, rahatına bak sen. Geç geleceğim, evet. Yemeğe falan beklemeyin beni. Aa, ne oluyor bu telefona? Kendi sesimi duyuyorum. Birini gönderin yukarıya. Baksınlar, telefonum dinleniyor. Benzetmiş miyim? Yok, haklısınız. Komiser hanımmış. Bana bakın, peşini sakın bırakmayın. Gözünüzü dört açın, duydun mu beni? Sanırım beni görmeye gelmişsin. Ben de fazla yormayayım dedim seni. Bayılıyorum bu gençlere. Gerçekten. Ne kadar acelecisiniz. Hatta bu aceleniz yüzünden bazılarınız ölüyor bile. Ama yok. Sen çok akıllı bir kadınsın. Üstelik biz seninle çok iyi de arkadaşız. Çok iyi de anlaşıyoruz, değil mi? Yanlış. Biz sizinle hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Şimdi durup dururken niye karşı çıkıyorsun Allah aşkına? Aileni düşün, evladını düşün. Yaz. Çok şeker bir çocuk, çok. Sakın benim çocuğumun adını ağzına alma. Ah be küçük kız. Sen kiminle karşı karşıya olduğunu bilsen bari ya. Dizlerinin bağı çözülür, inan. Öyle mi? Bana bak İpek. Derhal, derhal o fotoğrafları bana vereceksin. Filiz'i telefonla arayacaksın. Buluşmanızı iptal edeceksin. Yanlış anlamışım falan böyle bir şeyler diyeceksin. Duydun mu beni? İnan bana. Çok kötü şeyler olacak. Asla böyle bir şey yapma. Adalet karşısında hesap vereceksiniz. Sen de o ortağın Tayyar'da. Ben sana bir şans vermiştim. Yaz. Benden kurtulamayacaksın, anladın mı? Çekil! Ah İpek ha. Ben ölülerden hiç korkmam, biliyor musun? Götürün bunu hemen. Halledin. Bırakın ben!
Belgelerin yerini söyle. Ya şimdi ötersin ya da karınla doğmamış çocuğun ölür. Benden cevap bekliyorlar. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Fatih'in koğuş arkadaşından haber var mı? Daha 15 dakikası var. Arar birazdan. Eli kulağındadır. Bak sen aslan Elif'e, bir ipucuna daha ulaştı. Ahmetçimle Zerrincim diğer kızlara biraz haksızlık etmişler. Bütün zeka Elif'in payına düşmüş. Sami nerede? Temizledin mi lan tuvaletleri? Temizledim tabii. Telefon hakkı kazandın mı? Dur hele bir kontrol edelim bakalım. Bu ne lan? Adam gibi yapışın. Adres geldi Tayyar Bey. Aferin, aferin. Ötlek oğlum konuştu demek ha. İlk sağdan dön hemen. Tayyar Bey siz gelmesiniz. Biz gider alırız belgeleri. Sizin gibi kifayetsiz bu teröristlere istikbalimi teslim edeceğimi mi zannettin salak? İki dakikada dersiniz her şeyi. Sonra belgeler kim bilir kimin eline geçer. Ben de idam fermanımı imzalamış olurum. Yok efendim, yok. Sağ olun, kalsın. Bu sefer kendi işimi kendim halledeceğim. Havaalanına ara uçağı hazırlasınlar. Belgeleri alıp buradan gidiyorum. Mal mal bakma, ara sana. Sen de bas gaza biraz. Kardeşim biraz yavaş mı gitsek? Ne yavaşı kardeşim? Zaman yok.
çok acil. Buraya gel. Ya abi, iyi diyorsun, hoş diyorsun da yamuk olmasın bak. Başka şansımız yok kardeşim, başka şansımız yok. Böyle antik kuntin şeyler nereden aklınıza geliyor bilmem ki. Bizim patron buna yaratıcı kişilikler. Ne taraftan gideceğiz şimdi? Düz devam edeceğiz. Sağdan mı? Soldan. Numara sakın kaçırma. Numaralara bakıyorum efendim, az kaldı. Geldik efendim. Arkadan gelenleri de al, etrafı bir güzel kolaçan edin. Polis falan var mı iyice bir bakın, gider ayak tuzağa düşmeyelim hadi. Bak şüpheli bir durumda bana haber verin. Beni buradan sağ salim çıkartın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Tayyar.
buraya kadarmış da yer dünler. Zayıf ama nabzı var. Elif. Amirim, içerisi boş. Kimse yok içeride. Elifciğim, Elif lütfen aç gözlerini Elif. Elif beni duyuyor musun Elif? Nilüfer. Nilüfer nerede? Nilüfer nerede? Elif. Elif konuşma tamam mı? Bak zehirlenmişsin. Derin derin nefes al lütfen. Derin derin nefes al. Dur 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 dur. İpek! 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 Ambulans çağır! Hemen ambulans çağır! İpek! İpek ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Ne? Ne? Ne anlatmaya çalışıyorsun İpek? Peki. Gelmiyor mu hala ambulans? İpek. Dayan, ne olur dayan İpek. İpek, ne olur dayan. İpek. Hatırlarsan sana da söz vermiştim. Seni yakalayacağım demiştim. Yine erken kutlama yapıyor olmuyorsun Ömer komiser. Oyunu kaybettin Tayyar. Bu kez taşlarımı akıllıca kullanıp doğru hamleler yaptım. Netice kelepçe bileğinde. Bazen onlar takıldığı gibi çıkarlar. Bazen. Ama bu kez çıkmayacak. Belgeleri aldım. Seni içeride tutabilmek için elimde kanıt var. Sen sormadan ben sana göstereyim. Bak, savcılıktan gözaltına alınman için yazı.
iş burada bitmeyecek Ömer komiser. Bitti Tayyar, bitti. Hapislerde çürüyeceksin. Bitti. Üzgünüm. Game over.